Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Evet, çünkü yeni bir seri başlamış. Ufaktan böyle şeyini vermiştik, ipucunu. Evet. Hangi seri bu Zeynep? Philip K. Dick's Electric Dreams. Pek de söylemesi zor, sana bıraktığım iyi oldu. Evet, Electric Dreams olarak devam edeyim ben artık buna. Bir noktada ED deriz. Ama gerçekten şey gibi, tekerleme gibi yani. Philip K. Dick's Electric Dreams. Evet. Söyledim hem falan. İzliyoruz hem okuyoruz bir yandan kısa hikayelerini de. Evet. Bir bilgi var, bir tanıt bakalım bize neymiş bu. Şimdi kendisi 10 bölümden oluşan ve Philip K. Dick'in kısa öykülerini özümsemiş ya da bunlardan esinlenmiş diyeyim daha doğru bir şekilde. Bir Channel 4 dizisi. Biliyorsunuz Channel 4 Black Mirror'ın sahibiydi bir zamanlar. Ev sahipliği yapıyordu. Satmadı Zeynep. Öyle dana değil bu yani. Affedersiniz. O da satılmamalı. Neyse. Şöyle arkadaşlar, Netflix tabii Channel 4'dan daha yüksek bir teklif vererek almıştı 3. ve 4. sezonunda Black Mirror. Channel 4'da ne yapsın? Yerine bir şey koyması ben gerekiyor. Ben bu tür şeylerle ilgilenmiyorum biliyorsun. Sanat kısmı daha çok ilgimi çekiyor. Magazin kısmı önemli. Prodüksiyon kısmı. Ama yani biraz magazin, hani biraz entrika var, şey var, sinirlenme bir şey tabii var. Daha çok parayı verirse alır. Onlar da daha çok üretim tabii, istiyor. Evet, maalesef öyle bir, ya da belki maalesef değil, öyle bir durum oldu. O yüzden Channel 4'da dedi ki ne koyabiliriz bunun yerine, ne koyabiliriz? İşte böyle bir fikirle geldiler. Güzel de bir fikir aslında. Güzel de işlenirse... Bakalım biz bölüm bölüm izleyip hikayeleri de öncesinde okuyup ondan sonra bir bakalım yorumlayacağız, nasıl gidiyor, nasıl başladı falan filan. Daha bir bölüm izledik, o yüzden ilk bölümümüzün adı The Hoodmaker. Bütün isimleri Zeynep'e söyleteceğim bundan sonra. The Hoodmaker. Evet. Kendisi bir öykümüz, kısa öykümüz ve de senaristi Matthew Graham'mış arkadaşlar. Yöneten de Julian Gerald'mış. Bunları not aldım. İkisinin de birazcık geçmişine baktım. İkisinin de adaptasyon çalışmaları var. Öyle çok yönetmenim var yine büyük işleri de. Senaristin o kadar öyle çok ahmış ahım büyük duyduğum bir işini göremedim ama. Belli. Ayıptır lütfen. İşte böyle arkadaşlar. Evet, bu noktada spoiler uyarısı vermek isterim. Spoiler olacak. Bu bir izlenim videosu. Bir incelememsi video. Spoiler var. Tamam kızma Zeynep. Spoiler var. Spoiler var. Zeynep spoiler şeyi. Spoiler polisi. Sevdalısı. Yani spoiler polisi demek isterim daha çok. Moda polisi gibi. Evet tamam olur. Evet. Gelelim hikayeye. Hikayeyi özetlemeyelim diyorum ben. Çünkü izleyenler izlemiştir, izlemeyenler için de biz çok fazla özet olayına girmeyelim. Biz yine zaten ele spoiler alacağız. Dediğimize göre izleyenin izlemesi gerekiyor bu videoyu. Yani ya da spoiler umursamayanların. ama hani genel olarak baktığımızda istersen bir iki cümleyle geçebilirim. Karşımızda distopik bir atmosfer var. Free Union diyen ama hiç de özgür olmayan. Sanmıyorum ki bedava olsun. Yani hiçbir şekilde free olmayan bir toplum var önümüzde. Ondan sonra burada insanların beynini okuyabilen, aklını okuyabilen telepatlar var. Tip adını verdikleri. Bunlar yani böylelikle hani suçu ortadan kaldırmak ve bir yandan da ondan bir adım öteye gidip devlete karşı düşünceleri olan, yani muhalif olan insanları ortaya çıkmadan durdurmak amaçlı böyle onları kullanıyorlar. Ya böyle bir değişik insan türünün diyeyim artık çok. Ama bu derine kitapta girmeden, böyle. Poliste de kullanıyorlar diye şeyde. Yani şey hikayede böyle. Evet, orada da farklı bir şekilde kullanmaya çalışıyorlardı. Ama yani evet. Bir kullanım var. Bu insanlar yani harika durumlarda yaşamıyorlar. Kullanılıyorlar ve akıl okuma olayı var. Sonra akıl okumayı, akıl okuma diyeceğim. Karıştım iyice. Akıl okumayı engelleyen bir hood icat ediliyor. Ve vesaire vesaire olaylar. Evet. Bir böyle bunu işte
kafaya geçirilen bir şey, böyle maske gibi bir şey yapmışlar. Evet, aslında hood deyince kapüşon falan gelmişti evet, benim aklıma. Çok, kısa öyküde mesela şöyle bir tel gibi bir şey evet, ben anladım. Öyle canlandırdım. Ama bunda böyle full maske gibi yapmışlar daha etkileyici olsun diye herhalde. Bir de belki daha mantıklı gelmiştir hani bütün kafayı kapatması çünkü bey falan filan. Evet, böyle hikayemiz böyle. Evet. Bir yani ben sana şunu sormak isterim. Ben sana bu bölümü sevdin mi desem? Çok. Buna cevap verirken böyle bir harmanlasan. Ya da istersen ben başlayayım. Sen bana katılarak gir. Şimdi ben başlayayım Zeynep. Hadi tamam bakalım mı? O zaman. Tamam mı? Sen bana katıl gerekiyorsa. Ne demek? şöyle. Şimdi kısa öyküden daha karanlıktı. Bu yönünü sevdim. Ben daha karanlık buldum. Zaten hani günümüz televizyonunda yani 50'lerin okuruyla günümüz izleyicisi arasında bayağı bir fark var hani şok değeri açısından. Günümüz televizyonunun izleyicisine şok etmek için biraz daha çıtayı yükseltmeleri gerekiyor. Zaten show bu TV programını hazırlarken yazarlara şunu demişler. Hikayeyi unutun. Hayır, öyle dememişler. Zeynep hikayeden çok kopuk olması hoşuna gitmedi galiba. Şöyle demişler. Yani o zamanın şartları ne diyeyim? Konumuza bugüne gibi. Bugüne göre yorumlayın hikayeyi. Ana fikri alın, koruyun ama bugüne uyarlayın, yeni bir hikaye çıkarın demişler. Ama ana fikri alıp korumuşlar mı bu hikayede? Çok değil bence. Çünkü hem kısa öykünün ana fikri bundan farklı. Olayları zaten bundan farklı. Bir iki ortak öğesi var. Aynı zamanda bunun şeyleri de farklı odak noktalarına sahip olmasına rağmen bu da bence yeterince derin bir konu işlemiş. O açıdan daha da karanlık olması açısından benim hoşuma gitti. Ben de bu konuda fikirlerimi belirtmek lütfen isterim. Şöyle, ben şimdi eski bilim kurgu çok severim. Yeni bilim kurgu bazı demeyeyim birçok istisna ile birlikte işte Black Mirror gibi, işte Prometheus gibi falan birçok istisna ile birlikte onların dışında çok şok etkisine dayanan gişe için yapılmış olduğu çok belli olan yapımlar oluyor. İzlemesi eğlenceli, yine keyif alıyorum. Evet. Ama eski bilim kurgu romanlarının, hikayelerinin, filmlerinin verdiği tadı vermiyor. Şimdi ben bu hikayeyi okudum. Okurken orada çok felsefi bir ikilem var. Ben suçlu muyum? Benim niye beynimi okuyorlar? Ben bunu taktım ama niye taktım? Saklayacak bir şey mi var? Hani düşüncelerim benim. Yani bunların hepsi birkaç dakikalık protesto sahnesiyle gösterilmiş. Evet. Film. Ki o kadar derinde gösterilmemiş. Ve derin falan değil. Yani şöyle, bölüm kendi içinde fena değil. Ama hikayedeki en sevdiğim şeyleri, o felsefi ikilemi kaybetmiş. Onu kaybetmeden bölüm olabilseydi, artıları da seninle hemfikirim. Atmosferi çok güzel ve çok karanlık. Çünkü böyle bir hikaye böyle bir atmosfer yakışırdı ama hikayenin kendisinde böyle bir atmosfer yaratılmadı. Evet. Yani atmosfer yaratılmadı daha doğrusu. Şey de çok ilginç geldi bana. Mesela şimdi kısa öyküde bu tipler, hani bir klasik şey var kısa öyküde yine. Daha kötü taraf, hani daha iyi taraf gibi bir şey yine var ve daha nötr ya da ne yaptığını bilmeyen taraf gibi bir şey var. Tipler daha kötü taraf. İşte insanlar, sivil insanlar daha şey taraf, ondan sonra iyi taraf falan gibi. İşte yine devlet de yine ne yaptığını tam olarak bilmeyen, ikisini de kontrol altına almaya çalışan taraf gibiydi öyküde. Halbuki dizide şöyle bir şey yapmışlar. Kimse tam olarak iyi veya kötü değil gibi ve kime sempati duyacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz dizi boyunca. Mesela şey var, şimdi Ross diye bir işte polis arkadaşımız var. Bir de onunla beraber çalışan, devlet tarafından görevlendirilen, büyük ihtimal zorla oraya getirilmiş bir tip arkadaşımız var, Honor diye. Şimdi ikisine de sempati duyuyorsunuz, iki tarafa da sempati duyuyorsunuz ve zaten ilişkileri de kötü bir ilişki değil, bayağı anlaşıyorlar yani hani iki ayrı uçta olan insanlara göre ama tam olarak sonuna kadar kime daha çok sempati duyacağınızı da tam olarak bilemiyorsunuz. Bu bana şeyi düşündürdü, mesela Hoodmaker de öyle.
Hoodmaker'la tanıştığın zaman mesela öyküde Hoodmaker daha derin bir insan. Daha bilgili, daha şey yani daha oturaklı ve daha fikirleri daha derin bir insan. Yani öyle bir şey beklersin Hoodmaker olan bir adı insandan. Dizide biraz daha şey tek taraflı bakıyor. Biraz daha bilmiyorum şey gördüm yani nasıl diyeyim. Çok derin fikirlere sahip de, işte bizim de Hood'umuz olacak falan. Yani süre kısa evrim diye falan gibi. Bir saatlik bir bölümdü. Evet. Süre kısa diye derinlikten feragat etmeleri gerekmiyordu. Çok daha hani 10 dakikalık bundan daha derin kısa filmler de var yani. Evet. Orada onu bu başarısızlık olarak görüyorum. Ben. Evet ben çok derin değil de diyemiyorum tam olarak. Derin yanları da vardı bence. Oyunculukla da bayağı desteklenen yanları vardı. Ama bazı kısımlar birazcık yüzeysel kalmıştı. Bunu da söylemek isterim. Bunu neden söyledim? Tabii hem eleştirmek için söyledim hem de şunun için söyledim. Acaba dizide seyirci o sempati yani nasıl diyeyim şöyle diyeyim nasıl diyeyim arkadaşlar bir saniye yani şimdi Anır karakteri tip olan karakter biraz daha ortada biraz daha uzlaşmacı görünüyordu. Dizide uzlaşmacı görünen kimse yoktu başka. Benim söylemek istediğim o aslında. Polis de bir süre görünüyordu falan filan. Ama Anır karakteri dışında öyle bir hava yoktu. Belki çatışma dönemi olduğunda belki hani seyircinin öyle hissetmesini istediler. O yüzden herkese aynı mesafede tuttular karakterleri diye düşünmeme neden oldu. Ya da belki zamanları yetmedi. Belki çok uğraşmadı. Bence senaryo başarısızca yazılmış. Çünkü tiplerin hepsi bir arada yaşıyor. Ama yaptıkları iş zorla mı? Onları kim zorluyor? Niçin o haldeler? Daha sonra Hoodmaker'ı niye öldürmeye gidiyorlar? Hani biz ne güzel beyinleri okuyup para kazanıyorduk. Sen bizim ekmeğimizi alacaksın Hood yaparak elimizden mi? Yani bayağı zor şeyleri de izleyip anlamışlığım vardır yani de burada yorgunu da izlemedim. Ben mi anlamadım yoksa yeterince açık verilmemiş mi? Açık bir dakika. Açık olmaması değil ama olay. Yani bir şeyi twist yaparsın. Hı-hı. Tamam. Ama hiçbir ipucu vermeden böyle yetersiz anlatırsam belki bir daha mı izlemem gerekiyor? Şeyi de beğenmedim ben biliyorsun. En sonunda daha önce bir şekilde duyduğumuz diyaloğu birden tersine çevirdiler. Evet. Ama twist o şekilde yapılmaz biraz, benim bildiğim. Onun biraz evet ilginç yani bir şekilde başarısız bir sunmuşlar. Yazım olayı var. Ama şöyle bir şey var. Neden tipler Hoodmaker'ı öldürüyor? Çünkü tiplerinde tek bir güç var ve tipler normal insanlardan daha önce harekete geçmek istiyor ki çünkü sayısal olarak daha azlar mutant oldukları için ve kendilerini korumaları gerekiyor ve zaten şeyden yaşadıkları yerden görüyoruz ki outcast olmuşlar, atılmışlar toplumdan yani ve kimse onları sevmiyor ama kullanıyorlar ve kötü bir şekilde kullanıyorlar. Herkes onları kullanıyor sadece. Kimse onlara güvenmiyor. Kimse onlara yaklaşmıyor. Sürekli sokakta saldırıyor insanlar dikkat ettiysen gördüklerinde. O nedenle hani onların daha erken davranması gerekiyor, daha proaktif olması gerekiyor. Tamam da. Hoodmaker'ı niye öldürüyorlar diyorsun. Hoodmaker'ı öldürdüklerindeki düşünceleri bu Hood'ların yapılmasını engellemek daha fazla yapılmasını engellemek. Tamam da Hood'lar yapılana kadar niçin bir arada yaşayıp garip işler yapıyorlar madem bu güçlerini kullanıp güçlü olmak istiyorlar, niye güçlü olmuyorlar? Belki Hood yapma olayı yeni yeni çıkıyordur. Konuştular birkaç kere. Yok o yeni de. Şimdi Hood yapıldığında onların gücü ellerinden alınacak diye korkuyorlarsa öncesinde niye insanları ele mi geçirecekler, öyle ne yapacaklardı? Öyle bir planları yok bak. Şeyde kısa öyküde öyle bir planları var. Bu ama dizide öyle bir planları yoktu. Onlar sadece hayatlarına devam etmek istiyordu. Ama kötü bir haldeler. Niye onu değiştirmek için güçlerini kullanmıyorlar? Bilmiyorum. Belki çok yakın zamanda olan bir olaydır. İşte bunu diyorum. Bunların biraz bilgi, biraz ipucu, birkaç cümle. Yani, böyle bir gazete bile koysalar oradan görsek değil falan. Evet, hani. Evet kesinlikle. Bazı şeylerin arka planı biraz eksikti. Onu da yani tutarsız da değildi aslında çok fazla ama hani çok fazla hayal gücüne bırakılmıştı artık. Tutarsız değil eksik. Bence de. Eksikti birazcık ama hani şey yani çok olaylı bir şey olmasa belki bir kesit olarak verilse hayatlarından daha etkileyici bir hikaye oldu. Biraz fazla olaylı buldum yani, o açıdan. Hikaye. Yani Black Mirror'la farkını düşünürsek hani bilmiyorum orada daha bir iyi craft edilmiş bir araya getirilmiş bir hikaye izlediğiniz şeyini alıyorsunuz ama bu
burada biraz daha uçlar açık bırakılmış. Yani tutarsız neden olmadan da olsa biraz daha bilgi, biraz daha altyapı daha iyi olurmuş. İşte ben de onu diyorum ama sen şimdi benim yorumumu yumuşatmış gibi oldun. Tutarsız değil ama olsun falan değil. Yetersiz. O kadar yetersiz ki anlaşılmıyor. Ve yani tutarsız olsa ne olur? Hani bir Hoodmaker öldürmeye giderler. Bir de devlet için seve seve çalışırlar. Tutarsız olur. Ama biri var, biri yok. Anlıyorum yani, demek istediğini anlıyorum. Evet. İşte şey bu bir esinlenme. Ya evet. Bilmediğimiz çok bir fazla şey var. Bir adaptasyon değil, esinlenme. Evet. Sen hikayeyi de o kadar çok sevmedim ama hikayedeki sevdiğim şeyleri görememek üzdü beni tabii de. Evet. Yani bunun kendi içinde de birkaç sahne yani o şeyi söyledim, diyalog sahnesini söyledim. Yangın sahnesi de kötüydü. Yangın sahnesinde arkanda yangın varken yani bir öksürmen gerekir, bir sesin titrer bilmem ne, stüdyoda gibi aynı ses devam ediyor arkada yangın. Biraz evet biraz. Yani biraz şey, aceleleri de olmuş olabilir, belki deadline yetiştiremediler, artık umursamadılar böyle şeyleri. Oyunculuğu beğendin mi? Ben söyleyeyim sana o zaman Zeynep. Kızın oyunculuğunu beğendim. Evet, kız çok iyiydi. Kız çok iyiydi. Holiday Granger'mış adı da. Diğerlerini hatırlamıyorum. O zaman kötü değilmiştir. Çok iyi de değilmiştir değil mi? Gözüme batmadıysa. Şeydi, Game of Thrones'daki oğlancağız var. Adını hatırlamıyorum. Şimdi çocuğun gerçek adını da orada işte Rob Stark. Rob Stark. Hadi onu izleyelim şimdi. Hayır. O yüzden ne o yüzden? Yani o sıradan da bence çok bir numarası yoktu bence. Ama şey, kızın oyunculuğu bayağı iyiydi. Yani çünkü sadece telepatya değiller sanıyorum, hissediyorlar. Empatlar biraz da yani empati de hissediyorlar yani her şeyi. Ve birbirleri arasında da o empati kurup bir şey anlayabilmesi falan. O bence güzel bir karanlık eklemeydi hikayeye. Evet, evet yani biraz daha arka plan daha iyi olurdu. Mesela çocuğun gücüne dair, kapasitesine dair bir şey bilmiyoruz. Ya o yüzden bazı acaba aklında neden bu böyle olmadı dediğim şeyler onun gücüne bir şey yüklenerek mesela çözülebilir ama işte bilmediğim için benim uydurmam gerekiyor falan yani. Evet. Yani sonuç olarak benim diyeceğim şu ki bu bir adaptasyon değil, esinlenme. Bayağı da hani şey böyle uzak bir esinlenme yani. Böyle bir cümlesinde almış da neyse o kadar aşağı. Uzak bir esinlenme ama biraz daha iyi yazılsaymış çok güzel derdim. O yüzden fena değil diyorum ilk bölüm için. Ama izlemeye devam edeceğim çünkü seviyorum böyle şeyleri ama işte. Bu arada dizinin baş yapımcılarından bir tanesi Star Trek'in bayağı bir serisinde çalışan Battlestar Galactica'da Ronald D. Moore ya, abimiz. Çalışan derken? Yazan prodüksör. İzleyip ağlamamış mı Battlestar Galactica'dan sonra buna? Ronald D. Moore, Donald D. Moore. Bilmiyorum adını. ya ama şimdi çok üstüne gidiyorsun Zeynep. Bu kadar da olmaz. Daha bir bölüm izledik. Bir sabır bir yani lütfen. Yani kaç görmek istiyorum. Pilot bölüm bana söyler misin? Black Mirror'ın ilk bölümünü hatırlıyor musun? Bundan iyidir hatırlamıyorum. Hayır. Ne, hangisiydi? 500 Million Maris mi? 100 Million Maris mi? Maris'li olan. Şey değil mi? Puan kazanıyorlar. Evet. Çok, bence bayağı güzeldi o. Bence işte bayağı güzel. Fikir falan güzeldi ve bir şeyden esinlenmiş değildi. Değil mi? Adaptasyon bazen esinlenmek daha kısıtlayıcı ve daha zor. Evet evet, daha kısıtlayıcı. Yapamıyorsan yapmayacaksın arkadaş. Ne demek canım? Gayet yapsın. He bak sıfırdan. Yani. Bak sıfırdan bir şey yazdığında daha iyi yapıyorsan onu ya yapacaksın. Ya sen daha iyisini yap, onu izleyelim ben derim o zaman ben de. Her eleştirmen şey mi, senaryo yazarı keşke mı? Keşke olsa. Anca eleştirin yani. Neyse. Yapayım. Ben buna hiç hemfikir değilim. Ben biraz hemfikirim. Yani çok insanlar her şeyi çok yermeyi de çok seviyorlar ama bir şey üretmek çok daha zordur her zaman bir şeyle dalga geçmekten. Da üretemiyorsan yerme dediğimizde... Yok, o kadar demiyorum. Tabii ki onu sana diyorum sadece şu an. Wow. Evet. Benim çok canım yandı çünkü hikayedeki o felsefi tadı bulamıyorsun. Ben eski bilim kurgu hayranı olduğum için yani bilmiyorum ikinci bölüm belki değiştirir fikrimi. Ben katılıyorum sana. Biraz daha belki sadık kalabilirlermiş. Ya da sadık kalmıyorlarsa da biraz daha az aksiyonlu ama daha etkileyici bir bölüm yapabilirlermiş diye düşünüyorum. Hmm. Ama kısa öykünün de kendisi o kadar iyi bir öykü değil bu arada. Yani değil. Ya yani o fikir güzeldi sadece, evet, öykü yani. Evet, yani zamanla göre değerlendirmek lazım falan filan. Çok yeni fikirler atıyor ortaya ama hani kendisi kurgusu falan o kadar aşmış bir öykü. Bir de bizim öyküyle değil ilgili kaçırdığımız şey şu. Şimdi bu diziyi yapalım diye açtık öyküyü, okuduk. Hı hı. Değil mi?
Ama şimdi bu öyküler antolojiler içerisinde oluyor genelde. Hı. Baştan sona okuduğunda o atmosfere giriyorsun. Belirli bir sıraya konuyor onlar. Bir. İkincisi de zamanında bunlar yayınlandığında periyodik olarak gazetelerde, dergilerde yayınlanıyor. Her hafta her hafta, bazen yarısı yarısı falan. Hani gerçekten de o bağlamda değerlendirebilmek isterdim, zaman olsa, hepsini keşke öyle okusak. Ya da zaman makinesi olsa. Çünkü mesela atmosfer yok diyoruz hikayede ama belki bir önceki hikayelerde kurdu onu antolojide ya. Yani. Yok, ben Kısa Öykü'nün atmosferi falan iyiydi bence de, yani şey, kurgusunu o kadar fazla beğenmedim yani, bilmiyorum işte, neyse. Öyle. Ya yani bence. Öneriyor muyuz? Yani bence izlenir ya. Kesinlikle de bence yani, izlenir. İzlenir hani yani. Ha, kötü değil. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ya yani, prodüksiyon da kötü değil. Konu da kötü değil. Oyunculuk da kötü değil. Yani sanki şu an televizyondan da her köşeden bilim kurgu fışkırmıyor yani. Hani mantıklı bir alternatif olabilir şurada. Blackbird'ın çıkmasına da kim bilir günler, haftalar, evet, bir şey kaldı yani. Aramızdaki fark, ben herhangi bir şey izleyeceğim, Black Mirror'ı bir daha izlerim. Ama işte onu demek istemiyorum. Gayet bence, fena değil, izlenir ya. Yani şey, hani tatmin edici düzeyde başladı bence. Bakalım. Sonraki bölümleri göreceğiz. Bu arada haftalık yayınlanıyor arkadaşlar. Şu an iki bölümü yayınlandı diye biliyorum. Biz de yılda bir yaparız bölümü. Hayır. büyük ihtimalle diğer bölümde bu hafta ya da haftaya yaparız. Ondan sonra haftalık olarak takibe geçeriz diye düşünüyoruz biz de. Eğer bizimle takip etmek isterseniz gerek hikayeleri okuyup ya da okumayıp direkt dizi izleyerek biz de seviniriz. Fikirleriniz varsa yazın, tartışalım. Lütfen. Lütfen. Biraz da siz kızın Zeynep'e. Evet, Team Zeynep mi, Team Gökçe mi? Ne dediğimiz de belli değil ki ya. Bir övüyoruz, bir yani. Ya şimdi bir bugünlük yorum var, bir o zamanın bağlamına göre yorum var. Bir de mesela yemeğin yanında ne takıp izleyelim, böyle bir götürsün falan gibi bir yorum var. Takın, izleyin. Ya kesinlikle, evet, izlenir mi, izlenir ya. İzlensin hatta. Evet. İzlensin, bilim kurgu ölmesin, iyi ya da kötü. Kesinlikle destek verelim arkadaşlar. Mestan sen ne dersin? Dur. Uykuya devam. Uykuya devam. Beğenmemiş kesinlikle galiba. Evet arkadaşlar, o zaman bu serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.